Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte şu ekranlarınızda görmüş olduğunuz saber efektin nasıl yapılacağını göstereceğim saber derken yanlarından böyle bir stroke efekti halinde başlayan yazımız dalgalı dalgalı bir biçimde kendini tamamlıyor ve sonrasında ise bitiyor şimdi bunun nasıl yapılacağına haydi birlikte görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi karşımda Alight Motion adlı uygulama var ki uygulamada kullanarak yapacağız bu işlemi. İlk önce şöyle yapmamız gerekiyor ki bunu herhangi bir yerden indirebilirsiniz. Link vermiyorum bu arada. Artıya basıyorum alt taraftan yeşil tuşa ve 16'ya 16, ya tu 16 ya 9 seçeneğinde 720 piksel çözünürlüğünde ve 30 fps'te bir dosya oluşturuyorum. Evet dosyamız oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran ile karşılaşmanız gerekiyor ardından sizler için hazırlamış olduğum bir arka plan ve bir e ses var arkadaşlar bunu hemen eklemeniz gerekiyor ki aşağıdan indirebilirsiniz fotoğraf ve videoya basıyorsunuz artıya bastıktan sonra şurada 7 saniyelik bir videoyu görüyorsunuz hemen ekledim bir dakika Hı, eklendi izleyelim kısaca. Tamamdır. Böyle başlıyor ve bitiyor işte. Çok da uzatmaya gerek yok. 0 saniyesinden 7 saniye 04 saniyesine kadar giden bir videomuz var. Şimdi bunun tam böyle bir dakika 10. sağ listesine daha doğrusu bir saniye 10. sağ listesine geliştiriyorsunuz. Ee, alt tarafta timeline'ımızı ve bir artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından da buradan metine basıyorsunuz. Şimdi buraya ne yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ardından arkadaşlar yukarıda görmüş olduğunuz gibi bir Roboto Regular yazıyor. Hemen buna tıklayalım. Buradan herhangi bir font seçmemiz gerekiyor. Şu anda Roboto Regular bizim için uygun bir font değil. Daha kalın olması gerekiyor. Mesela ben burada Chivo Black seçtim. Eğer siz de böyle Chivo Black seçmek isterseniz tüm yazı tiplerini görüntülüye basıp CH yazınızda zaten çıkacaktır. O arama yeri var yani. Renk olarak da beyazı seçelim. Şu anlık. Ardından büyütelim. Ee, şimdi bir hareket vermemiz gerekiyor yazımızı. Bu arada en sona götürmek için yazımıza tıklarken en sona götürüyoruz. Ee, timelineımızı yani zaman çizgimizi. Sonrasında da şu tuşa basıyoruz ki bu yazımızı sonuna kadar uzatıyor. Nasıl bir şey oldu diye soracak olursanız işte bu şekilde bir şekil oldu. Şimdi bunu istersek biraz daha önden başlatabiliriz. Ardından istediğimiz şey tabii ki bir saber efekt vermek. Kenarlarını çıkartacağız sadece. Bunun için renk ve doygunluğa basıyorsunuz saber yazan yeri. Ardından şöyle bir Neon yazısı var, yani neon yazısı değil de non işareti var. Bu ne demek oluyor diye soracak olursanız, hiçbir renkle doldurmamak. Hemen bastık, şöyle gördüğünüz gibi bir çizgi ve bir yuvarlak var. Ardından geri tuşuna basıp kenarlık ve gölge diyoruz. Tamamdır. Buradan vuruş bölümünü açıyoruz ve rengini de herhangi bir istediğimiz şey yapıyoruz. Mesela mavi yapalım. Şu anki arka planı da uygun olsun. He, eğer siz dersiniz ki ben Mavi istemiyorum sarı istiyorum onu da gösteririm birazdan beklemeniz gerekecek. Burada vuruş bölümünde bir yer var ki bu da kalınlık hemen kalınlığı şöyle 3.5 4'e getirelim. Ben 3.5 olarak ayarladım arkadaşlar ardından buradayken yani yazımızın olduğu katmana basılıyken efektlere basıyoruz bir kere ve efekt ekleye basıyoruz. Burada bir tane yıldız tuşunu görüyorsunuz. Kategori olarak yanına çevirdiğimizde ise metin bölümünü görüyorsunuz. Metini seçeceğiz. Ya çizimi seçeceğiz bir yanındaki ve çizim ilerlemesi diyeceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Bitir bölümümüz 0-1'deyken bir tane artı koyuyoruz. En başa artıyı da nasıl koyacak diye soracak olursanız sol tarafta bir tane dörtgen görüyorsunuz. Ortasında da bir artı işareti var. Ona basın. Ve sonrasında da en sona gidin. Bir artı daha koyun. Hatta şuraya koyalım ki görelim yani. Görmemizi yarasın. Sonra basılı tutup çekeriz. Bitiri açalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş açıldı. Tamamdır. Yalnız birkaç tane hata yaptım tamamdır. Şimdi buradaki yeri elimizle basılı tuttuk keyframe'e yani bu noktaya ve en sona getirdik. İzliyoruz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi teker teker yazılarımız ortaya çıkıyor. Şimdi bunları daha da şen şakrak bir efektler verelim. Böyle güzel gözüksün. <laughs> en sonunda da yazımız çıkıyor mu? Evet, tamamdır. İlk öncelikle Yazımızı bir kaybolma efekti vereceğimiz için buradaki efektler bölümünden keyframe'i bitir bölümünü birazcık şu tarafa çekiyorum. Tamamdır. Yani ne oldu diye soracak olursanız işte burada tamamen doluyor. Ardından arkadaşlar yazımıza şöyle bir dönüş efekti vermek istiyorum. Hatta gittikçe de büyüsün. Onun için yapmanız gereken yazıya basmanız ve taşı ve çevir demeniz. Hemen bastık. En başa bir tane artı koyuyorum. Tabii ki buradayken şu anda taşı bölümünde ben bunu buradan şu döndürme işaretine getirip bir artı koyuyorum. Ve buradaki noktaya gelip bir artı da buraya koyuyorum. Birazcık dönsün 3 santim. Ardından büyüt bölümümüz var. Hemen onu da ayarlayalım. Bir artı koydum. Sonra başa da sona da bir artı koydum ve birazcık küçülttüm. İzleyelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş büyüyor. Bunu da hatta eksi 3'e getirdim. Eksi 3'ten artı 3'e gidiyor. Tamamdır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazımız bu şekilde. Şimdi yazımıza bir kere tıklayıp efekt ekleye geliyoruz ve bir tane efekt eklememiz gerekiyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi dalga çözgüsü efektimiz var. Bunun için bozulma, yalın, ya, bozulma yamulma klasörüne kategorisine gelip wave warp'ı seçmeniz gerekiyor. Seçtik arkadaşlar. Hemen buradan ayarlamalarımı yapayım. Yapacağım ayarlama şu olacak. Aralığı arttıracağım. Şöyle büyüklüğü de arttırayalım iyi görmek için. Ve ardından büyüklüğü de şöyle çok 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 kısaca. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi bu haldeyken ilk önce sayıları da vereyim eğer isterseniz diye büyüklük 0,2'de ve aralıkta 65,7'de. Şimdi faz bölümüne geliyoruz. En başa bir tane nokta koyuyoruz ve en sona gelip bir nokta daha koyuyoruz ve fazı görebildiğiniz gibi 2'ye getirdim. İzleyelim nasıl olmuş. Çok azcık oynuyor. Biraz daha arttıralım. Gördüğünüz gibi daha fazla hareket etmeye başladı. Biraz daha arttıralım. Yani bunu videonun süresine göre yapmanız gerekiyor. Evet, şimdi güzel bir şeylere döndü. Ve şimdi projemiz bu haldeyken yazımıza tekrar basıp efekt Tech'te bölümünden en sona getiriyoruz. En sonda gördüğünüz gibi kenar bölümü var. Buradan yapmamız gereken parıltıyı açmak. Parıltıyı açtıktan sonra yarıçapı biraz düşürüyoruz. Alfayı düşürüyoruz. Çok fazla gözüküyor çünkü şu anda. Ve tabii ki de bir mavi bir ışık koyuyoruz. Ve sertliğini azaltabiliriz. Tamamdır. Bu halde güzel gözüküyor. Bunu böyle yaptıktan sonra çok daha güzel oldu. Diğer isterseniz hızını ayarlayabilirsiniz. Dönmüş hızını ve ardından bir çıkış için şurada fazladan boş yer bırakmıştık. Hemen buraya getirip karıştırma ve opaklık bölümünde bir artı koyup en sona getirip opaklığı kısıyoruz. Buradan artımızı koyduktan sonra yani böyle yavaş yavaş yok olacaktır yazımız gibi. Aynı zamanda şuraya da bir tane giriş koymak istiyorum. Çünkü bir anda geliyor arka planımız. Şöyle şuranın opaklığını kıstığımda yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İşte böyle yapılıyor bu arkadaşlar. Bu şekilde anlatmış olayım. Bir de arkadaşlar videonun en sonunda bahsedeceğim dediğim bir tane renk değiştirme bölümü vardı ki bu da nasıl maviden başka bir rengi getirebilirsinizdi. Efektler bölümünüze basın arka plandayken ve buradan renk ışık en alta gidip sıcak rengi seçin. Ben buradan mesela yeşil yapmak istiyorum. Sürükledim yeşile. İşte bu şekilde oldu. Saber yazımıza geldim. Onun da rengini yeşil yaptım. Bu şekilde oldu. Yine Saber yazının parıltısını buradan gelip yeşil yaptım. Ve bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Daha doğrusu yapamadım. Bir dakika. Evet şimdi oldu ve bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ee, yeşil hatta maviden çok daha da güzel gözüküyor diyebilirim. Beni izlediğinizde dinlediğiniz için çok teşekkürler. Nasıl dışa aktaracağım diye soracak olursanız da görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta bir tuş var. Buradan video olarak dışa aktara basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.